O zaman geçiyorum, tamam. O zaman YouTube modu açıyorum arkadaşlar. Dur ekranda bakayım, hiçbir şey yok. Böyle saçlarımı düzelteyim. Pek düzelmedi. Olgu DC'ye gel Kanks. Olgu DC'ye gel Kanks. Böyle saçlarımızı şöyle bir düzeltelim. Saç soru işareti. Bardaklar kırık. İlişkiniz sonu berbat lan. Arkadaşlar, bir videoda hoş geldiniz. Bugün çok özel bir içerikle karşınızdayım. Hiç kimse de önceden görmediğiniz bir içerik yapacağız. Bu video YouTube'a özel olacak arkadaşlar. Videonun konusu ne olacak? Videonun konusu bildiğiniz üzere Kati, yani Emre bizim modumuz ve kendisi Yunanistan'da yaşıyor. Geçen Cuma günü de kendisi İstanbul'a geldi ve abisine Yunanistan abur cuburları getirmiş. Şöyle poşetimi ben size göstereyim. Bunların size tanımlarını yapacağız. Bunlar geldiğinde de biz bunları ilk bir unuttuk bir yerlerde. Bu arada dün birazcık tadına baktım. Dün getirmişti Kati bunları. Dün dayanamadım. Tatlarına baktım. Acıkmıştım çünkü biraz. Şimdi bakalım. Aa, bu ne? Bir de çiçek mi getirmiş Kati bize? Yok. Tamam, ilk abi bak şöyle bir tane şundan yedim. Bir tane bu çikolatadan yemiştim. Ama bunun beyazını çok merak ediyorum. Adı neymiş? Oko Apeta. İlk önce arkadaşlar, o ne? 3 dakika sürmez. Hayır, video 3 dakika sürmeyecek arkadaşlar. Çünkü çok fazla şey var. En merak ettiğim, tadını en merak ettiğim şey bu. Beyaz çikolatayı gerçekten ben çok seviyorum ama en zararlı da bu arada en fazla trans yağ içeren de beyaz çikolatalardır. Çikolataları deneyeceğiz. Dün denediğim bir diğer şey ise bu bisküviydi. Bunu çok beğendim. Ama daha sadece zaten iki tane şey yediğim için tam kestiremiyorum. Devamında içinde bakın bu neymiş? Chocolate Pralines with Vuhole Hazelnut. Yani natlı çikolata bak. Tonla var, tonla. Tonla var. Bunu da deneyeceğiz. Bakalım başka ne çıkacak içinden. Devamında gluten free. Stansfield sever bunu. Gluten free, Stansfield fare yani peynir bizim. Çölyak olduğu için genelde glutensiz yiyor. Gluteni yok. Glutensiz şeyler sanki genelde daha sağlıklı oluyor. Ama ve lakin bilmiyorum. Bu var. Ondan sonracıma şöyle bir paket var. Bir değişik bir şeye benziyor. Stansfield ekmek atınca öyle yiyorum. Salak mısın? Bak, bu böyle özel kutuda bir şey. Bu neymiş? Allah bilir. Baklavamsı tarzı bir şey mi acaba? Ben hiç bunları da baksana bayağı bir ağır bir kutu. Bu kadar abur cubur 2 dakikada bitirirsin diyenleri duyar gibiyim ama yanılıyorsunuz. Bu bizde de var. Hadi bunu niye getirdim? Bu bizde de var oğlum. Nescafe işte Kati. Devamında Nescafe'mizi koyduk. Eşine de bir tane şöyle tatlı mı tatlı bir pakette bir diğer çaklatımız arkadaşlar. Gene aynısından bir tane daha. Bunlar birazcık ama ezilmiş. Tamam, poşetimi şöyle kenara koydum. İlk önce arkadaşlar, şu kutu çok benim şeyime gitti. Hoşuma gitti ve bu çok sürpriz bir şey. İlk önce bunu denemek istiyorum. Yüksek müsaadenizle saygıdeğer arkadaşlar. Glasmezu E. Şuradan şöyle bantlarını açalım. Bir anda bunun içinden dildo çıksa, Kati bize böyle şaka yapsa çok komik olmaz mıydı? O. Vallahi bir garip kokuyor bak. Çikolatalar böyle arkadaşlar. Yani çikolata mı bilmiyorum da, yani çikolatamsı duruyor. Böyle bir şey yani, ben daha hani paketlerini açmadan anlayamayacağız. İlk şöyle bir tane şundan alıyorum. Kapoka, kapoka. Bakalım, aynen bildiğimiz gibi Halley kafası bir şey duruyor arkadaşlar. Şöyle bir de size istiyorsanız biraz asmırla yapayım. İlk önce bunun tadımıyla başlıyorum. Çok güzel bir şeye benziyor. Bakın arkadaşlar. İçi bir garip yani, anladın mı? Oh, ağzını al. Bir garip yani, vallahi bilemedim yani bunun şeyini. Yunanistan'dan gelen abur cuburları test ediyoruz arkadaşlar. Bu bir YouTube videosudur. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ediyorum. Lütfen kanalımıza abone olup videoya da birer like bırakmayı unutmayın. Başka içerikler istiyorsanız da hiçbir zaman gelmeyecek olan içerikler için de
Fikirlerinizi belirtebilirsiniz. YouTube özelinde başka şeyler yapmak istiyorum arkadaşlar. Onu da size söyleyeyim inceden. Vallahi likörlü gibi. Şu içindekiler herhalde fıstık. Şöyle bir göstereyim. Vallahi güzel. Aslında yok ya. Vallahi o kadar da beğenmedim aslında. Tamam, bunu salıyorum. Bunu saldım baba. Başka bir şey yiyeceğim. Oğlum bunu niye yediğini? Kazi ben bunu kahve... Bizde de var yani Nescafe. Başka bak en merak ettiğim dediğim şey Otoko Opeta. Şimdi bir de ben bunları yiyeceğim için, bu junk foodları yiyeceğim için arkadaşlar muhtemelen 2 gün ishal dolaşacağım. Benim bu junk foodlar yani abur cuburlar midemi fena bozuyor. Sibobun diyor yani tabiri caizse, anladın mı? Hani ne olacak bilmiyorum. Sibop patates. Of abi işte beyaz çikolata var ya birader, beyaz çikolata gördün mü ben bitiyorum ya. Of 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 of, beyaz çikolata gördün mü moruk, baksana şunun güzelliğine, çikolata adeta konuşuyor şekli bak. Evet, tahmin ettiğim gibi çok güzel, tahmin ettiğim gibi nefis leziz bir şey. Bakalım şöyle bir tane daha alalım. Tam tahmin ettiğim gibi oldu bana. Kesinlikle. Ağzımın için konuşacağım arkadaşlar. Tamam, beyaz çikolatamızı bitirdik. Öyle mousepad'e düşen son kırıntıları da yiyeyim. Çöplerimizi de atalım. Devamında arkadaşlar dün bunu açtım. Yaklaşık 3 tane yedim ama tadını unuttum. O yüzden sizler için bir daha tadıyorum arkadaşlar. Bir daha. Şöyle bu neymiş? Şöyle bir kutusunda bir göz attırayım ben size. Lepiyota. Lepiyota yiyeceğiz bir tane arkadaşlar. Lepiyota yiyeceğiz. Yaklaşık paketin hepsini yediğinizde 2000 kalori. Ananı 2000 kaloriyi bundan alacağıma mesela giderim kocaman 3 katlı hamburger yerim, anladın mı? O yüzden ben zaten böyle junk foodları çok sevmem. Bakayım belki 2000 değildir, yanlış okumuşumdur. Ne bu? Yok pardon, 2000 kalori değilmiş, 500 kaloriymiş. 100 gramında 500 kalori var. Bu kaç gram? Bu kaç gram? Bu 100, bu da 200 gram. Yani 1000 kalori. Yani yine bir tane quarter pounder hamburger yesen bununla aynı kalori. Eğer bütün paketi bitirirsen. Ve şeker, bildiğiniz gibi insan vücudunu böyle beyaz şeker hiçbir hani besinini karşılamıyor. Ama bunlar keyif için yenilecek şeyler. Şöyle bir tadım yapmadan önce şu kurabiyenin yumuşak, kurabiye mi artık ne derlerdi buna, bisküvit. Obez olup sağlıklı konuşmamız da ayrı bir ironi arkadaşlar. Bakın içi böyle çikolatalı. Gördüğünüz gibi bak içi böyle bol çikolatalı. Dışı da çikolatayla kaplı. Nefis bir bisküvi arkadaşlar. İzninizle tadıyorum şimdi arkadaşlar. Şöyle ufak bir ısırık alacağım. Ne yaptın ya? Bunlar. Bunun tadı... Bak direkt atıyorum ya ağzıma. Ağzıma attığımda şöyle dili var ya dili. Dilimle ben yapıyorum. Direkt bisküvi paramparça oluyor. Yani dilimle damağımın arasında bisküviyi sıkıştırıyorum öyle diye tık gidiyor bisküvi. Yani bunun olması da bana TR'deki hangi bisküviyi hatırlattı dediğim zaman aklınıza gelecek. Neydi lan adı? Campare miydi? Pare pare miydi? Campare, campare. Heh. Aynen, campare bisküviyi bana hatırlatıyor arkadaşlar. Ben campareyi de çok severdim. Bunu da gayet beğendim. Bir tane daha yemeyelim. Hayvanlığa gerek yok. Hayvanoğlu hayvanlık yapmayalım şimdi. Bunu da böyle kaldırdım. Şöyle şuraya koydum. Bunları eve biri geldiğinde artık ikram eder veyahut da tek yerim. Burada elimde ne var abi? Nana avunanna. Bakın şöyle de göstereyim size arkadaşlar. Nananawanna var elimde. Bu da gene alışkın olduğumuz petibör.
Petibir'in de sonra böyle çikolata kaplıları çıktı sanki arkadaşlar. Şimdi izninizle bunu da tadıma geçiyorum saygıdeğer arkadaşlar. Şöyle götünden bir açayım şunu. Bir numarası olan bir şeye pek benzemiyor. Vallahi böyle düz şeyleri de ben hiç sevmem. Hiç sevmem böyle şeyleri ama... Hiç sevmem böyle şeyleri. Belki bizi yanıltır. Aa, bir dakika. O alışkın olduğumuz bisküviden değil bu. Aynen, ikisi böyle. Bunu benim babam çok yapardı. Bir tane böyle çoko krem alırdık. Normal bu böyle eti petibörün şeyini açardı. Böyle düzünü, o zaman böyle bunların çikolatalısı yoktu. Düzünü açardı böyle. Babam içine çoko krem sürer verirdi bana. O yüzden biraz duygulandım. İzninizle tadıyorum arkadaşlar. Böyle yine ince bir ısırık alacağım arkadaşlar. Bu çikolata akıyor arkadaşlar. 10 numara 5 yıldız. Süper. Vallahi tadı gayet güzel bu arada. Dümen yapmıyorum. Bayağı güzelmiş. Böyle şunu da atayım. Süperdi. Bu arada rank da yapacağım size. Hani en beğendiklerimi de tek tek sonra göstereceğim size arkadaşlar. Tamam, daha yine bence fazlasında bunu yemeye gerek yok ama bence bizim eti petibörden daha güzel bir tad aldım ben bundan. Bunu da böyle kenara bırakıyorum. Şimdi sıra Cipsim Truck şeyleri deneyeceğiz arkadaşlar. Ohonos Snack serisinin gluten free'si Fofiko'yu deneyeceğim sizler için. Vallahi Allah günah yazmasın ama yani bir boka benzemiyor ya. Tövbe estağfurullah da. Yani hiçbir şeye benzemiyor ama bakalım belki güzeldir yani, anladın mı? Şöyle bir bakalım. Oo, çok tehlikeli bir şeye benziyor. Çok tehlikeli bir şeye benziyor bu. Aa, o işte tam bunda ne kokusu? Yeşil çitos var ya. Yeşil ayak kokan değil. Turuncusu ayak kokuyordu. Bu yeşil. Yeşil çitosu çok andırdı bana şu an yemeden kokusundan. Bakın şimdi şöyle göstereyim. Bizimkilerinki gibi yarısı hava değil, hiç yoktan bakın bayağı bir doluluk var. Şu kadar bir hava boşluğu var. Normalde TR'de aldın mı şuradan başlar cipsler. Buradan bir artı puanı kazandı yani arkadaşlar. Aynen fıstıklı olan. Şöyle izninizle bir tadımı daha geçiyorum. Ya bunun güzel değilmiş. Şöyle bir ya, ama bunun tadı şöyle çıkar. Böyle bilirsiniz çünkü bu cipslerin tadı böyle bazen tek tek aldığında iyi çıkmaz ama şöyle. Şimdi biraz daha güzel oldu. Daha yoğun geliyor dedi. Bunun peşinde bir şey olsa çikolata. Aynen, şimdi biraz daha güzel oldu bence. Ama bizdeki yeşil çitosa bunu tercih ederim yani. Bizdeki yeşil çitos bundan daha iyi. Gerçi sanki bizde var sadece yeşil çitos. Yeşil çitos global bir şey. Bizde özel bir şey yok öyle. Sanki çitos bizimmiş gibi şey yapıyorum ya. Bunu da saldım arkadaşlar. Sıra bunda. Bunu çok merak ediyorum. Bu gluten free değil. Gluten free olmadığı için otomatikmen tadının da güzel olacağını şey yapıyorum, düşünüyorum. Neymiş baba bu? Bakın şöyle fındık fıstık aromalı bir cips bu arkadaşlar. Cips. Neymiş? 200 kalorilik bir olay bu. Şöyle bir bakayım, bir daha böyle paketini göstereyim size. Şöyle gösterdim. Aramalı mı aramamalı? Bu bayağı güzele benziyor. Bakalım, inşallah yanılmayız yani. Aynen bak. Tombikleri hatırlayanlar vardır tombiklerden. Bildiniz mi o tombik cipslerini? Bakayım. Oo, bu bayağı güzel. Bu ne biliyor musun? Bak nasıl kırıldığına bak. Bak. Hani o yumuşaklığı hissedin, anladın mı? Bak, yumuşaklığı hisset bak. Hissettiniz mi o yumuşaklığı? Böyle 2-3 tane daha atayım. Başarılı. Gayet başarılı. Ben bu 10 üzerinden 8 ise bu 10 üzerinden 5. Bu da güzeldi. Bunu da şöyle köşeye bıraktım.
Ve gelelim en tehlikeli. Tanesi arkadaşlar 30 euroymuş bunun. Bak tanesi 30 euro diyor arkadaşlar, görüyor musunuz? Bak. 30 euro. Yani bir tanesi bunun 30 euro içindeki yeşilin. Bunu bence açmayalım, satalım. Bunda bayağı var çünkü, baksana. Ha, katı kızmazsın değil mi lan bize? Chocolate pralines with wall hazelnut. Anladın mı? 30, tam 30 euro işte, 30 cent. Yani tanesi 0.30. Bir tanesi 30 euro değildir. Tamam, yanlış söyledim. O zaman YouTube'um, bunu da açıyorum. Kanalı takip edip bir tane de like atın lan. Şöyle açtım. Bak bu vallahi çok tehlikeli. Yani hiç açılmaması gereken bir paketi açmış gibi hissediyorum arkadaşlar. Bu ne bu? İşte bak şimdi size bunun hani asıl komboyu göstereceğim. Şimdi ilk bunu ben bir tek tadayım. Şöyle müsaadenizle ilk bir tanesini tek tadayım baba. Tamam mı? Böyle bir açabilirsem, koca parmaklarım girmiyor ki arasına. Nasıl açıyor? Tamam, açtım. Ha. Allah, çikolatanın paketi bile bir başka. Bakın açtıktan sonra sizi böyle bir şey bekliyor arkadaşlar. Ben de işte çikolatada bunu çok seviyorum. Neyi seviyorum? Böyle hafif sünmüş, hani sıcaktan artık büzülmüş çikolata benim çok hoşuma gidiyor. Bayağı iyi. Tam da hani böyle bir şey bekliyordum arkadaşlar. Komboya geçeceğim şimdi. Benim cipsle birlikte yapmayı en sevdiğim kombodur arkadaşlar. Yani bu genelde bana özel bir şey değil ama bilmeyenler varsa öğrensin. İlk önce çikolatamı şöyle açtım, koydum kenara. Sonra bu fıstıklı fındıklı cipsimden böyle, yani ilk tuzlu yüklemesi yapıyorum ağzıma. Şöyle bir tuzlu çalışması yapıyorum. Ama hani birazcık tuzlu yiyeceğin hani adeti tatlıdan daha fazla olmalı ki tat ona göre oturacak. Anladın mı ne demek istediğimi? Al. Biraz dedim artık ağzımda boşluk var. Boşluk geldiğinde çikolata. İşte bu. Yemin ediyorum aradığım, ben bu komboyu çok seviyorum. Efsane. Yemin ediyorum efsanevi bir tatlı ya. Oo, vallahi çok güzel geldi, yalan yok. Çok iyiydi. Ben vallahi böyle yemeği çok seviyorum. Hatta bundan önce de size ketçaplı Ruffles artı Dido artı limonlu iced tea kombosunu önermiştim. Deneyenler de abi yenip sen bu işi biliyorsun demişti. Yine aynı şekil, ona benzeyen bir combo. Dildo değil. Şimdi sıra çikolatalı pembe çilekli çikolatamızda. Hiç sevmem açıkçası. Çilekli çikolatadan nefret ediyorum. Ve çikolatanın da birazcık paketin altlarında kaldığı için ezilmiş. Ama hani sizin için tadacağım yine. Şöyle biraz tipi bir garip gözüküyor ezildiği için. Şöyle ufak bir tane almu. Yok ben... Normalde pembeye bayılırım ama çikolatada hiç sevmem. Yani çikolatada hiç sevmiyorum arkadaşlar. Bu yüzden kusura bakmayın. Hop şöyle çikolatamızı da yolladık. Şu anlık yani denemediğimiz pek de bir şey kalmadı arkadaşlar. Hemen hemen her şeyi denedik. Ranking'e gelecek olursak saygıdeğer arkadaşlar, rankingde kritiğimizi yapacak olursak çikolatalarda en sevdiğim neydi? Bunun beyazıydı. Bunun beyazı en sevdiğimdi. Birinciye onu koyuyorum. İkinciye bunu koyuyorum. Bu zaten çok alışılageldik bir şey ama nedense bunu da çok beğendim. Devamında bu cipsimi koyuyorum 3'e. 4'e de bu çikolatamı koyuyorum, bayram çikolatasını. 5'inciye de bunu koyuyorum. Diğerlerini pek beğenmedim. Katime çok teşekkür ediyorum. Yunanistan'dan bize bunları getirdiği için. Siz saygıdeğer YouTube'uma da ayrı teşekkür ediyorum. Videoya like atmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Şimdilik video bu kadar. Eğer ki bu tarz başka şeyler istiyorsanız yorumlara da yazmayı unutmayın. Bendeniz Uğur abiniz aranızdan ayrılıyor. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hop.
Tamam YouTube bitti. Koyarım senin oğlum derdisin gel buraya. Şimdi Twitch'e geri döndük anladın mı? O dümenden YouTube videosuydu. Şimdi yayın yeni başladı anladın mı? Şimdi başladı yani yayın başladı. Bacıları hazırlayın. Hadi abi sıçmaya git sınırda bekliyorum. Ülkeden çıkış yapacağım.